anlattığına odaklanman lazım. Bunu yapabilmen için de boşluk oluşturman lazım kendinde, zihninde. Aşkım hoş geldin. Kendim. Tamlık. Bu ne demek? Peki o yanlış şey, kişilerin karşısına ruhu... Eşleri. Ruhu eşleri. Çıkıyor. Bu yanlış değil de aydınlanırken oluyor. Tepe şarkı sırasında oluyor gibi düşünüyorum. Ha, evet hep var da. Aynen öyle. İkisi farklı. Aynen öyle. Ateş elementinin oluyor. Ateşten diğer telefon canlı yayında kilitlendi, yanıyor yani. Diğer telefondan açtım ama hocam. Ama dünden beri çok yüksek enerji. Bugün de çok, evet. Programında evet. Yaktık ortalığı yani, çok tatlı. Evet, evet. Bilinçte sıçramalar yaşadık hep birlikte canlarımızla. Normal yani, Hande'nin telefonu kilitlendi, etti, benim mikrofon gene bozuldu. Evet, enteresan. Manyetik alanda etkilenmeyi oluyor normal. İşte bak, topraklama ekmiş. Biraz önce Yasemin şey niyet etmişti hocam. Aynı o dolaşan kedi gibi aranızda hop diye girmek istiyorum dedi. Yasemin'in dediği oldu, hop diye girdi. Kedi de hop diye aranıza girdi. Yasemin duydun mu Yasemin? Oradan gözükmüyor. Gözüküyor mu? Gözüküyor herhalde. Buradan gözüküyor. Ayakta o da enerji. Aşkım, hoş geldin bana. Hocam, her boyutta ailelerimiz farklı mıdır? Her boyutta? Ailelerimiz farklı mıdır? Ruh ailesi tek. Sen özün titreşimi arttığında kendinin öz olduğunu bilme haline geçip illüzyondan çıktıkça yaratıcı mekanizmanın senden zuhur etmesine, şahadete yani eşhedü kısmına geçtikçe gerçek ruh ailenle de eşleşme yaşıyorsun. Dünya boyutunda bakın işte böyle ters takla durmuş. Öyle yatıyor kucağımızda, aramızda. Canım benim. Eşleşme yaşıyorsun. Dolayısıyla mıknatıslanma oluyor ve kendine doğru çekmeye başlıyorsun. Gerçek ruh aileni gördüğün zaman 40 yıldır tanıyormuş gibi güvende hissederek, sevgi akışında hiçbir problem olmadan, kalpten kalbe, beyinden beyine, her yönde böyle bir tamamlanma duygusu gibi, aynanı izliyormuş gibi ve bir şey konuşabilmek için ispat etmeye, ifade etmeye bile ihtiyaç duymuyorsun. Çünkü biliyorsun ki sessiz sözsüz bile alışverişten, enerjiden akabiliyor o. Her boyutta, yani gerçek manada sen tamamen uyandığında gerçek ruh ailenle karşılaşabiliyorsun. Ondan önceki hepsi illüzyonundaki işte sistemin sana kurduğu, yaratıcının sana kurduğu oyunun içinde bir oyun aslında. Yani şöyle, madde boyutundaki ayrı oluyor, ruh boyutundaki ayrı oluyor. Çok nadiren biyolojik çocukların ya da annen baban ruh ailen olabiliyor. Nadiren de olsa olabiliyor. Bunu yakalayabilenler de çok inanılmaz derecede bir farklı bir ilişki açığa çıkartıyor. Çok kıymetli ve çok tatlı oluyor. Mesela çocukların senin gerçek ruh ailendense, onlarla en ufak bir takışman olmuyor, koşulsuz sevgiyi alıyorsun, veriyorsun, değerli olduğunu hissettiriyorsun, hissettiriliyorsun. Bir şey yapmasını istediğinde şunu şöyle yapar mısın demene ihtiyaç hissetmiyorsun. O direkt algılıyor titreşimsel olarak. Yapıyor, muazzam bir iletişim açığa çıkıyor. Yalnız kalma süreci var mı? Var. Uzlete doğru geçmen gerekiyor kalp çakrasında. İstemsizce oluyor bu. Biraz insanlardan, dünya alanından, çokluktan, yani kesret dediğimiz olaydan vahdete, tekliğine geçerken fiziksel de yalnızlaşma olur. Çok fazla insan içindeysen biraz daha azaltıyorsun. Çok fazla bir şeyler izliyor, okuyor, koşturuyor, sosyalleşiyorsan, sosyalleştiysen biraz daha azaltıyorsun. Kendinde kalabilmen için dış dünyaya biraz gözünü kapatıp içine o gözlerini açman lazım. Ruh ve beden ayrılmaz bir parçanın iki bütünü olduğu için bedendeki sakinlik ve dinginlik senin iç alemine dönmeni, kendini bulmanı sağlıyor. Bu kalp çakrası açılırken otomatikmen oluyor. Bu aynı zamanda terk-i dünya demek. Dünya boyutundan çıktığın için dünyadaki şeylerden darlanıyorsun yani. Hele dünya ehliyle olanlardan, yani tamamen uyuyan, kesrette kalmış, zihinde boğulmuş insanlarla hiç yapamaz hale gelirsiniz. Ki birçoğunuz da bunu yaşıyorsunuz şu anda. Fark edin kendinizde. Evet, çok işte. Kanka olduğunuz, eskiden çok dost, arkadaş olduğunuz ya da her gününüzü birlikte geçtiği aileniz, akrabanız kimler varsa onlardan bile bir soğuklanma yaşanır yani otomatikman. Mavi gözlü jaguar görüyorum. Bunu, burnumun dibinde hemen canım hocam diyor. Bugün tam o aslan, jaguar vesaire, kaplan enerjileri, işte kurt enerjileri, kartal inisiyasyonu falan, mevzumuz buydu, Sirius falan.
oradaki akışı ifade ettik güzel bir şekilde. Enerji almışsın canımın içi. Çünkü aynen öyle, onlar dediğimiz mesele işte. Biz on dedim ya, orada mesela grubun içinde bu enerjiyi açtık. Orada 40 kişi var. 40 kişi kendinden bir sürü insana da akış yapacak. Aynı nöronlar oluşacak ve bu inisiyasyonu kişiler evet. otomatikman alacak. Aslında dışarıdan aldığın bir şey yok. İçindeki bir enerji boyutunun aktifleşmesi diye bir şey var. Daha yüksek bir bilinç ve farkındalık demek. Bu arada bu açığa çıktığında sen zeka olarak da daha ileri seviyeye doğru gidiyorsun. Bakış açıların 360 dereceden olmaya başlıyor. Manipüle olmuyorsun asla. Duygusal zekanı, aklın ve iradeni çok güzel bir şekilde de kullanabiliyorsun. Ruh çocuklarım değilse nasıl uyumlu davranacağız diyor. Koşulsuz sevgini ver. Onları bir kalıba sokmaya çalışma. Onların da hak olduğunu unutma. Alan aç. O zaman çok güzel bir iletişim olur. Yönlendirmekten ziyade destekleyici bir ebeveyn olursan kendi iç aleminde kendilerine en uygun yönlendirmeyi zaten onlar yapacaklar canlar. Sizden bekledikleri sadece koşulsuz sevgi ve desteklenmek. Siz bunu tamamladığınız zaman çocuklarınızda geçmişte oluşturduğunuz travmalarınız da şifalanmaya başlar. Ve onlar çok daha sağlıklı bir birey olarak hayatlarını yaşarlar. Hocam Hatice Arslan demiş ki Esin hocam beni gönlüne al. Uzaklardan sesle. Gönlüme aldım. Benim sayfamdan. Evet Günay Hanım sorunuzu yazabilirsiniz. Ay, sizden açtınız. İrtem, yok şifa sayfasından açtık hocam. Evet. Nihal Hanım ısrarla Gülnihal Hanım ısrarla istek atıyor. Yok onu soruyu sorarsanız şey yapabiliriz. İki telefondan açtığımız için. Evet. Şeyi kalp çakrası açılmaya başladığında, mülhüme makamından çıkmaya başladığınızda mide çakrası uzet etme ihtiyacı hissedersiniz. Bu türlü olanın cüzdeki seni kendine çekme meselesidir. Çık diyor. Kesretten çık, vahdede gel. Aynı şey gibi özünü açığa çıkartacak spermin yumurtayı döllemesi gibi milyonlarca sperm akar kanala ancak günün sonunda tek bir tane kalır öz. Yani o sperm bütün kimliklerinden soyulur. Kuyruğunu bırakır, dışlarını bırakır. Sadece özük olarak yumurtanın içine girebilir. Yani tüm benliklerini bırakır, tutunduklarını bırakır. Yol arkadaşları, kimler varsa o zamana kadar etrafında dualitede oluşturduğu şeylerden ruhsal bir ayrılık yaşar. Bazen fiziksel ayrılık da gerçekleşebilir bunlar. Yumurtayı dölleme noktasına geldiğinde artık o yumurtaya sadece özü girer, spermin. Dış zarı ve kuyruğu gider. Kimliklerimizden çıkma meselesidir bu. Bu anlattıklarımızı adım adım yaşıyorum. Sirius'u bugün anlattık. Bayağı. Şu anda çok büyük bir akış var Sirius'la alakalı. Uyuyan aslan hücreleri uyanacak. Ha, şu kadar bir bilgi verebiliriz mesela. Eğer aslanlara işte tablolarına, figürlerine ne bileyim işte aslan figürlü olan araba bir şeyler falan var ya, bu tarz şeylere meramınız varsa, ilgi çekiyorsanız ya da evinde en düşüğü kediden başlar, tamam mı? Sirius'tan size bir akış geldiğinde eğer uyanış olacak olan bir kişiyseniz siz kedilere çekilirsiniz, seversiniz, evinizde beslersiniz. Bir şekilde evinize, hanenize, iç alemize girerler. Önce mekana, sonra kalbinize. Enerji büyüdüğünde, bu yukarı doğru çıktığında bu enerji aslanlara, panterlere, kaplanlara, jaguar vesaire neyse bunlarla ilgili bir böyle sıcaklıkla birlikte titreşimsel çekim hissedersiniz. Sirius bağlantıya geçmek istediği kişilerin evinde bir şekilde bir aslan tablosu, şusunu, busunu, sen ben aldım, hoşuma gitti zan ederken evine, mekanda geliyor bir şekilde. Oradan aslında enerjisel akış alıyorsun uyanışla alakalı. Hazreti Ali bilincidir, Abdülkadir Geylani'lerin, işte Hazreti Muhammed'in bilincidir. Sirius aslan portalı, uyanış. Hocam şu soruyu soralım mı bir? Hı. Hocam lütfen peygamberlerin çakralarla ilgisi nedir? Hangi peygamber hangi çakrayı temsil eder? O çok detaylı bir konu. Şu kadarını söyleyebilirim. Hazreti Muhammed tüm çakraları aktifleşmiş. Kalp çakrasından ölüp kalp çakrasından doğmuş. Şeytani bilinçleri yani yin yangı içinde cem etmiş. Öyle bir boyuta gelmiş ki bütün alemler bile onun hürmetine, Allah'ın ona olan aşkından dolayı yaratılmış. Yani bütün çakraları en büyük oranda açan, bayrak taşımasını yapan, bütün nebi bilinçlerini geçtiği için
O bayrak son noktada Sidretül Münteha'da İsa bilincinden sonra Hazreti Muhammed'e veriliyor ve bedenlenip tekrardan yeryüzüne inmesi marifettir. Yani her şeyin yokluğunu, illüzyonu bilmesine rağmen mış gibi oynama halini varlıkta zahirimizin de Hakk'ın görünen yüzü olduğunu bilerek kendi sistemini kurmuştur yani. Ama her bir çakranın cennetin 7 mertebesi gibi düşünün. İlk 3 çakra biraz cehenneme ait oluyor. Kalp çakrasından yukarısı boğaza kadar cennet boyutları, işte sonra buralarda Sidretül Münteha oluyor. Evet. Bana da kurt hediye ettiler. İşte kurt enerjisi. Bak, leopar desenleri sevmek. Yani hep bakın, bu tarz şeylere meyliniz varsa, bir şekilde önünüze düşüyorsa, akış hissediyorsanız, benimki sürüsle ilgili bir bağlantı var. Ve aynı nöronlarınız oluşturuluyor. Bir müddet sonra bilinçte sıçramalar yaşayacağınızın önden demosudur bu. Hocam, Hazreti Süleyman hangi çakradır ya da ne anlamı vardır? Hazreti Süleyman bilinci şeytan bilincinin, yani şeylerin tanrı frekansıyla anda oluşturmaktır. Şeytan, şey, te, an olarak bölün onu. Bütün yaratımın olduğu alan, yani Allah'ın sırrının açıldığı alan. Ya o videomu izlemeden çok belki bunu algılayamayabilir bazı canlarımız. Sayfadaki şeytan bilinci ve akış başlıklıydı değil mi? O evet, video. Evet. Aha, evet. İzlerseniz çok daha güzel. Instagram'da puzzle oturur. Ha, evet. Puzzle oturur. Süleyman bilinci tüm evrenin dilini bilme, maddeye hükmedebilme, enerjiyi maddeleştirme, maddeyi enerjiye çevirebilme, yönetim, yaratım, ikrayı yapabilme, yüksek bilinç, farkındalık, algı açıklığı, akıl, irade ve duygusal zeka en iyi oranda yönetebilme halidir. Muhammedi bilinç açığa çıktığında eş zamanlı Süleyman bilinci ona eşlik eder. Yani beyniyle de kalbiyle de üçüncü gözden ve kalp gözü denilen, beledi kalp denilen Allah'ın makamından, Allah'ın zekasından görür. Çünkü Allah kendi yarattığı her şeyi bilir. Bilmede ileri boyuta gitme halidir Süleyman bilinci. Akışında Allah'tan olduğunu, kendinden nasıl zuhur ettiğini bilme halidir canlar. Evet. Zaten diyor Funda hocam, gözlerimi her kapattığımda ya aslan ya kurt oluyorum. Kanka oldum artık diyor onlarla diye. 23 hani gün. Evet, 23. Evet. 23 evet. Şu yani. Anda evet. Elhamdülillah. Kanka olmuşlar. Soyadı kılıç aslan olan, burcu aslan olan. Evet. İkra. Ama bu burçlarla ilgili bir şey değil. Kesinlikle değil. Yani bu senin varlığında, göksel yıldızlarında oluşturduğun o takım yıldızlarının ruhunun da varlığını buraya indirmenle ilgili bir şey. Evet. Bir müddet sonra şunu fark ediyorsun. Bu işte her bir gezegenin bir mitolojide bir tanrı olduğu vesaire vesaire ya. O gezegenlerin tamamı senin çakralarında hizalanıyor. Dengeye geldiğinde o tanrısallık, güçler, kuvvetler vesaire senden zuhur eden senin içindeki mekanizmalar olduğunu, onlar hizaya geldikten sonra da bu boyutuna doğru onları yaratan bir bilinç olduğunu fark etmeye başlıyorsun. Dün o da çıktı ya. Çok şükür. Oo hocam, Esin hocam, eşim kurt tablosu almış. Fark ettim ki boynunda Sirius kolyesi var. Eşi kurt tablosu almış, boynunda Sirius kolyesi varmış. Aa, şaşırdım. Seninle enerjisel, sen büyü, bilinçte sıçramalar yaşa, hal olma haline, idrakin kendisi mevcut olma haline, anda geç diye enerjinin büyümesi için evine geliyor yani. Bak ikra. Önünüze bir şekilde sistemden düşer. Çünkü siz zaten bu yolu geçmiştiniz. Kendinize hatırlatıcılar koydunuz. Bitmiş bir filmin içine tekrardan girip aslında kendinizi gözlemlemeye, sizden çıkanları idrak etmeye, anlamaya, gözlemlemeye geliyorsunuz. Yargıdan çıktıkça da gözlemci size her şeyi detaylı bir şekilde gösteriyor. Yani hikmetler dediğimiz her şey, Hızır bilinci açığa çıkmaya başlıyor. Evet, oğlumun evinde aslan heykeli ve büyük bir şey var diyor, tablosu var diyor. Şey sözü çok hoşuma gidiyor. İçimden bir gün yani his olarak da geliyor, yazı olarak da her yerden akan bir şey. Sen koyunları uyandırmaya gelmedin. Sen kurtları ve aslanları uyandırmaya geldin. Aynen öyle. Aynen öyle. Kurtlarla aslanlar, dostlar ormanda o iki ırk birbirine destek olur. Ormanın nizamı için. Koyunlar sadece otlasın. Görevi o kadar.
Ya o kadar. Ya yetmeyecekler şimdi bir de. Evet. Ejderha. Bak. Ejderha anlamı da aynı mı diyor? Ejderha kundalini enerjisi demek. Aslan, kurt, yani kurt enerjisini daha çok bilebilirim. Aslan'ı şey anlatsın, Esin anlatsın ama kurt enerjisi bir görev kodu, 19 kodudur. 2023'ün sonuna kadar her birçok kurt olan varlıkta zaten kendileri hissedecekler, bağlantıya Sirius'ta geçecekler, DNA şifreleri zaten kurt çözülecek. 19 görev kodudur. Ama ejderha enerjisi daha büyük ve daha, yani büyük demeyeyim, daha demeyeyim. Yanlış anlaşılmasın. Çok büyük bir erildir. Bakın Hızır enerjisi diyebiliriz. Öyle algılayın. Çok büyük bir eril. Yani işleri hızlandıran çok yüksek bir güç demektir o. İçimizdeki ruhsal hayvanımızdır aynı zamanda. Uzay bilincine doğru çıktığımızda ruhsal hayvanlarımız açığa çıkar. Aslan, kurt, ejderha, işte ayı, kartal, kartal, aynen. Bunlar sizin aynı zamanda güçlerinizle birlikte zekanızın çok daha iyi boyutlara doğru evrilmesi demek. YouTube'dan falan bakın, ruhsal hayvanların her birinin anlamı var. Kelebek sormuşlar, o da ruhsal hayvanlardan biridir. Balina da uzaylı bilincidir sevgili arkadaşlar. Hocam bir de Anka kuşunu anlatabilir misiniz bir de? Yok ejderhayı... Aynı şey zaten. Anka kuşu zaten ejderhaya değil. Yanıp kül olan. Anka kuşu küllerinden doğan, yani bütün benliklerinden, kimliklerinden çıkmış, tamamen sıfırı tüketmiş. Yani solucan deliğinden girmiş, sıfırdan 360 derece tekrardan iki solucan deliğini birleştirmiş. Düşünün, yepyeni bir yaratımla kendini yepyeni bir bilinçle yeniden var etmek demek. İşte bu ikinci tura geçtiğinde enerji çok yükseliyor. Bir daha geçtiğinde o ejderha boyutuna doğru, önce junior ejderha olarak görünüyor. Her şey önden demo olarak gelir, hissediliş halinde. Minik minik, sonra vizyonlar açılır. Sonra junior ejderha büyür. Erillik artar. Aynı zamanda zeka, sonsuz zekaya doğru şeytan bilinci artar. Karanlık boyutları keşfetme hali, Allah'ın kendini bilmek için bu alemleri yarattı, bilinmek istediğim için dediği boyut var ya, işte bilme halinde sizi ileriye götüren o ejderha enerjisi diyebiliriz yani. Aslan enerjisi, ejderha enerjisi. Aslan enerjisi Sirius'la alakalı. Ejderha başka bir gezegenden akış alıyorsun. Onlar sana güçlerini aktarıyorlar. Görevli ruhlar da açığa çıkar. Bu herkes de açığa çıkmaz enerji. Yani ejderha enerjisi. Ejderha enerjisi dediği gibi, ama bir taraftan da sendeki kundalini enerjisi Tanrı'nın ateşidir. Kundalini enerjisi Tanrı'nın ateşi demektir zaten. Ve yükselirken yaka yaka yukarı çıkarken ejderhadır kundalini zaten. Sen tepe çakrasından kundalini enerjin tepe çakradan fırladığında, ki bu artık bu bayağı büyük bir enerji olur. Tepeden çıktığında kundalini enerjisi, sen zaten ejderhaya dönüşmüş olursun. Varlığın ateşi olur. Ateş elementiyle ilgili bir şey. Daha çok toprak, su ve hava elementindeki olan varlıkların farklı. Ateş elementinde ejderha olur. Adem topraktı, iblis ateşti. Tüm yaratımı, o şeytan bilincini anlattığım videodan sonra bu cümlemi daha iyi anladılar. Aşk ve ışık olan Allah, zıtlıklar aynasında şurada yarattığı, kendinin ilk zıt aynası olan iblise, şeytana, adına ne dersen de, tüm yaratımı yüklüyor. İşte bu ateş, yaratım yapabilmek için ateşleme gerekiyor canlar. Celal enerjisidir, güçtür, kuvvettir aynı zamanda. Hem madde boyutunda hem manevi boyutunda güç ve kuvvet demektir. Zeka olarak da aynı şekilde. O yüzden zaten neden Adem topraktan beni ateşten yarattın, neden secde edeyim ki diyor. Henüz çünkü o zaman Adem daha doğmamıştı aslında. Ruh bedende neden esniyor hocam? Ruh bedende neden esniyor? Ben bu cihana sığmazam. Nasıl sığacağım? Ruh kendinin öz olduğunu uyanışla birlikte fark etmeye başladığı zaman bedene sığamaz hale geliyor yani. Evet. Ay, o şarkıyı mı çalsak acaba? Aa, şarkı niye çalmıyoruz? Evet, hemen çalmamız lazım. İkra, hemen aç. Hemen en sevdiklerimden. Hayır, bana çok büyük bir hediye geldi. Hangi şarkı istiyorsunuz? Alemlerden. Bence o boyutların frekansları indi. Evet.
Kesinlikle. Şey açsana. Her şey müzikle. Evet. Maçlı, bir saatlik olan. Evet açalım. Ve gerçekten bazı müziklerin frekansına kendini kaptırdığında yaşıyorsun bu deneyimleri. Aynen öyle. Esnemek niye olur diye. Enerji dönüştüğünde, blokajların kırıldığında vücut reaksiyon verir. Örme, öksürme, hapşırma, esneme. İşte esnerken çenenin kasılması, sinirsel esnemeye doğru dönüş falan normal. Aşırı derecede böyle bir üşüme, ürperme, titreme ya da dil anda sıcak basması aslında hepsi senin o andaki enerjisel ya bir inisiyasyon oluyor ya bir şeyden arınma gibi bir hal oluyor. Bir işte sıçrarken olur bunlar. Kırılırken. Bu arada kuşlarla ilgili bir şey gelmişti. Benim evimde de kafes kuş besledim falan diyenler. Kuşlarla alakalı onu böyle 10. dakikasına falan alın. Kuşlarla ilgili böyle merakı şunu falan olanlar, atalarında şamanlar var. Şamanlar da ruhsal alanda çok gelişmiş olduğu için kuş tüylerinden kaynaklı olarak yani sendeki şamanik ögeler aynı zamanda işte toprakla, doğayla, bitkilerle birleşme, bütünleşme yani enel hakkı doğa boyutunda da yaşama haliyle ilgili. Hep mezarın başındaki taşta kartallar var. Göbekli Tepe'de de yazıyor. Kartal nedir? Hemen söylüyorum. Varlığında bir güç kazandığında ve bir noktaya geldiğinde frekans olarak kundalini enerjisinde sana kartal gözü gibi yukarıdan bir görüş gücü hediye ediliyor. Elhamdülillah. Ve sen bu görüş gücüyle bütün sahtelikleri görebiliyorsun. Elhamdülillah. Asla manipüle olmuyorsun işte orada. Çok keskin bir şekilde 360 dereceden görebiliyorsun ama mış gibi görmedim, bilmedim, duymadım da diyebilirsin. Yani. Önce dini zırvalıkları parçaladım. Ardından spiritüellikleri, arkasından hakikat zannettirilen hakikatlerin hepsini kartal gözüyle görüp hiçbirinin... Ama sistem şöyle etsin. Ne olmadığını görerek ve önce seni tersiyle göstererek içinden geçiriyor. Aynen. Bu sistem böyle çalışıyor. Ve sen bunları fark ede içindeki sahtelikleri ve şeytanın, o güzel şeytanın sahteliklerini keşfede şeytan seni yükseltiyor aslında. Evet. Çünkü diyor ki ben sana buraya bir atlama taşı koydum. Bunları sen, bu bir satranç oyunu gibi. Sen zekanla kartal görüş gücünü kazanarak bütün hakikat zannettiklerini, bütün spiritüel zannettiklerini, her şeyi bir bir avlayıp atıyorsun ve gerçek hakikatin hakikati inmiş oluyor sana. Kesinlikle. Ve bu hakikatin hakikati de sizin zannettiklerinizin aydınlık, ışık, mutluluk, huzur, bilmem ne. Evet o da var. Evet o da var ama ikisi birlikte olanı çok farklı. Aydınlıkla karanlığın dansının birlikte tam tevhid hali. Tam birlik. Ayrılık yok. Aynen öyle. Eğer biri diyorsa ki ya o işte bırakın onu boş verin ötekileştiriyorsa bir şekilde yani. Şimdi cümleyi dökemedim. Bilin ki tevhid olmamıştır. Biz enerjisine geçememiştir. Kimi ötekileştiriyorsa geçememiştir yani. Oradan da gerçekten uyanmadığını da algılayabilirsiniz aslında. Hocam bir canınız... Çünkü öz kendi içinde hiçbir şeyi ötekileştirmez. Her şeyi sevgiyle kabuldedir. Onun da hak olduğunu ve oradan oynadığını bilmekte olduğu için gülümseyerek bakar ve saygı duyar. Mutlaka saygı duyar. Teşekkür eder, sever. Ama onun ötesinde ötekileştirip de şey yapmaz yani. Tükaka diye hedef göstermez. Bilin ki kim ki o Rahmani bu şeytani diye ayırıyorsa tevhidin tesinden haberi yoktur. Şey demiş ki hocam bir canımız, hocam çok büyük aşk acısı çekiyorum. Neden bu kadar büyük ve geçmiyor? Ay çok güzel, ne güzel çek. Aşkın kendisi olmak için çekiyor. Duydun mu? Çok güzel. Evet. Ve bütün sevgisiyle içine dibine dal. Teklilikle. Evet. Duydun mu? İçinde doya doya acıyı yaşa. Aşk ne kadar aşk acısıyla yürümüyor bu yolda zaten. Demin mavi kelebek diye ısrarla bir şey geliyor oradan nedir diye. Kelebek kozasından çıkan tırtılın dönüşümünü anlatır. Hem madde boyutunda fiziksel olarak hem de mana boyutunda sürünürken uçar hale gelir. Yani aslında yepyeni bir yaratımdır o. Mavi olmasının sebebi de boğaz çakrası. Boğaz çakrası.
razı olarak kendi bütün kimliklerini yıkarak yeniden ortaya çıkartacaksın anlamına gelir. Minik bir an kalkuşu gibi algılayabiliriz yani. Kundalini uyanırken bedensel ağrı olur mu diyor. 5 yıl. Kundalini enerjim ben şu an fark ediyorum. O zaman tabii bel ağrısı, bel kayması, bilmem ne falan gibi yaşıyordum. Ben 5 yıl korkunç acılar çektim bedensel olarak ve hiçbir zaman dik yürüyemedim. Yani yaklaşık 2 yıl falan şu şekilde kalktım. Hatta sabah kalkıp öğlen 1'e kadar yataktan çıkamadığımı biliyorum. Hiçbir doktor çare olamıyordu. En son artık kendiliğinden 5 yıl çektikten sonra geçti. Elhamdülillah. Ben de kök çakramın üstüne düştüm. Çatırt diye böyle bir kırıldı kuyruk sokumum. Böyle ense köküme kadar bütün omurga hattımda çıt 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 diye böyle o sesle birlikte büyük bir ateş, alev, yanma ve ağrı oldu. 6 ay boyunca da onun ağrısını çok şiddetli bir şekilde çektim. Ve kendi kalıplarımı kırmaya direnç gösterdikçe bu sefer belimde inanılmaz bir ağrı oldu senelerce. Bel fıtıkları çıktı, ameliyat falan dendi. Fakat tamamen ölmeden önce, öldükten sonra uyanışımla birlikte ameliyat olmam gereken fıtıklarım, boyun fıtığı da vardı. Ondan sonra geçmeyen kuyruk sokumundaki ağrı, fıtıklarım, şeker olmuştu, şeker hastalığı, tansiyon olmuştu. Onların hepsi otomatikman geçti. Kronik ve migren rahatsızlığım vardı. Hepsi otomatikman geçti. Bütün yaşları bıraktım. Finito. Öldüm. Ölenin bir hastalığı oluyor mu daha ya da ölenin bir direnci kalıyor mu? Direnç kalmayınca çakralar enerjiyi salar. Her şey bir enerji ve frekans ya. Tutunduğumuz her şey madde boyutunda, fiziksel alemde vücudu hasta ediyor. Organları hasta ediyor. Şimdi bilinç altında o hastalığı oluşturan kodu bulup dönüştürdüğün anda da sağlıklı enerji akmaya başladığı anda vücuda tam tersi gençleşiyorsun, hastalıkların iyileşmeye başlıyor, hayata bakış açıların değişiyor, haz noktaların artıyor, keyif alıyorsun, cennete doğru bir dönüşüm oluyor yani. Şarkılar fena. Aç şer ses. Tahammülüm kendime, onu sırdır evrene. Aç gözünü seyreyle, yum gözünü aşk eyle. Can eyle. Dem can eyle. Neslihan toplan hemen. Ben de buradan çekiyorum hocam sizi. Ya elhamdülillah. Evim şenlendi bu gece. Dün gece. Bu gece de. Dostlar meclisini kurduk. Elhamdülillah. Sohbetin dibine vuruyoruz. Dedik ki niye yayın açmayalım? Hadi spontane yayın. Valla bir 10 saniyede falan. 10 saniyede Hamdi diyor ki ama pijamalarla duruyoruz. Aman boşver ne olacak. Canım benim ya. Yani kınadığımız başımıza gelir. Güzel şeyler kınamak iyidir. Kızlar. Olsun. Yani. Olsun öyle. Canım ya. Cansınız. Candasınız. Selam. Canan olarak. Canlısınız. Ne diyor diye bu soru gelmişti. Bütün bu rakamları tabi söyleyip de zihnin önüne düşmeyelim. O farklı bir şey. Wow! Bakar mısın bir dakika? Dur. Peygamber Efendimiz'i rüyada elinden öpüp bir savaşı kazandığımızı haber vermek ne demektir? Kim yazdı bunu? Zeynep. Çünkü konuştuğumuz mevzu. Elhamdülillah deriz günün sonunda. Niyazını kaleye ses ver. Aç gözünü seyreyle, yum gözünü aşk eyle. Peymaneye gül eyle, dem bu dem can eyle. Can eyle anda canını. Can olursan aynan gelir canan olur. Yansıtırsın. İki ayna karşılıklı birbirini yansıtırsa aynalar sonsuz ve sınırsız görülür birinde, birbirinde.
Boyut kapılarındaki tüm sırlar aşikar olur anda. Ne kadar oldu. Rüyada ölürken kelime-i şehadet getirmek ne demek? Ölmeden önce ölüp uyanacağının büyük bir göstergesidir o. Bazıları görüyorlar o şekilde. Ben de görmüştüm aynı rüyayı. Ali aşkı çok yükseldi aniden diyor bir canımız. Bugün ondan da bahsettik kahvaltı programında. Sırıtla ilgili enerjisel açılımları olan, Hızır bilinciyle ilgili, şeytan boyutlarıyla ilgili açılımları olacak olan canlarımızda Hazreti Ali bilinci aktifleşir. İçindeki Ali uyanıyor. O senin erilliğin, o senin ateşin, savaşçı ruhun. Hazreti Muhammed'in de Anadolu kadınlarından bahsetsin Esin. Anadolu. Bugün Anadolu'dan da bahsettik. Resulullah 1400 küsur sene önce döllemeye gelen, toprağa döllemeye gelen Resulullah, yani spermle yumurta birleştiğinde cenin olur ya, ve bir Adem olur oradan. Hazreti Adem açığa çıkar. Önce bir spermin gelmesi lazım. Sonra Anadolu'nun dolmuş olması lazım. Anadolu dolmuş. Doğum sancıları çekecek. Doğum sancıları da işte ses frekansına dökmek istemiyorum ama depremde, krizde, savaş düşüydü, buydu, iptal. Sancı olur. Toprak elementi uyandığında, kişinin kıyameti koptuğunda önce kendi yutuklarını kusmaya başlar. Helalleşmeler başlar. Yürümeden çıkmaktır bu. Sendeki o toprak elementi uyandığında zahir boyuttaki toprakta da hareketlenmeler olur. Tetiklersin yani depremlerle alakalı enerjiyi. Dolayısıyla 1400 sene önce döllüyeci mekanizma anayı doldurmuştur. Yumurta oluşmuştur, öyle düşünelim. Muhammed'in dişil formu geldiğinde bu ne demek? Allah'ın eril ve dişil dengesi vardır. Bir denge vardır. Evrenin kendi içinde bir matematiği ve sistematiği vardır. Dişil formu geldiğinde uyanış tetiklenecek, döllenme olacak. Yumurta spermi kabul edecek ve karın dolduğunda, ana dolduğunda uyanış Türkiye'den başlar canlar. Çünkü insanlık tarihinin Muhammed'in dişil formu derken şunu kastediyorum. Muhammedi bilinci kendinde açmış. Çünkü hani diyorlar ya, uyanış dişilden olacak diyorlar. İkra, ikra, oku. Niye dişilden olacak? Muhammedi bilinci kendinde açığa çıkan bir dişi, aslan enerjisiyle birlikte bunu, biz enerjisiyle birlikte tüm aslanları uyandırarak bu bilincin kolektifte yayılmasını, ayna nöronları oluşturmayla ilgili başladığı anda zahire aç gözünü seyreyle, yum gözünü aşk eyle, peymane güleyle, dem bu dem can eyle. Anadolu'da can açığa çıkmaya başlıyor. Dolayısıyla işte o zaman bu bilinçle birlikte tüm dünyada yeni dünya düzeninde kurulmaya başlayacak. Kurulması için de önden mevcut sistemlerin bir dönüşmesi gerekiyor. Artık o da nasıl olacaksa yani. Soru neydi, unuttum bu arada, akış buraya getirdi. Ben şarkı olunca kopuyorum buradan. Çünkü tepe çakrasına çıktığın için artık sadece ses ve frekanssın. Her şey bir ses ve frekansla oluştu. Sonra üfürüldüğü anda ses ve frekansla. Sadece böyle evrenle dans etme hali geliyor. Dans ederken de siyahla beyazın dansı gibi. Kafa yok. Bilinç sende bilgilerle birlikte açığa çıkıyor. Ay çok tatlısın. Bir dakika, bana özel hissettirdiğiniz için bir öğüt vermenize niyet ettim. Sen özel hissettirmek mi? Yani zaten çok özelsin ki. Kendini aynada görmeyi seç. Çok özelsin. Çok özel olmasan. Bütün evren senden açığa çıkıyor ya. Daha bunun ötesi mi var? Her şey senden yayılıyor. Bunun ötesi mi var? Ya bütün bedeninde gezegenlerin olduğunu, bütün yıldızların, nöronların senin olduğunu, bir şey göremediğini, hepsinin anda burada olduğunu anladığında var ya, sen kalıyor geriye. Tüm boyutlar anda hiçbir zaman kapanmadan yaşanıyor. Bilinçler de yaşanıyor. Bedenlenerek.
Hem bu dem can eyle. Esoş, kendini sevmek hangi makam? Kendini sevmek, kendini bilmek. Nefsini bilen Rabbini bilir. Rabbini bilmeye başladığında, kendinden zuhur edene şahitlik olduğunda hayranlık açığa çıkar. Hayranlık hayreti getirir. Hayret makamında da kendini sevmeye başlarsın. Ne kadar değerli olduğunu görmeye başlarsın. Ve sana değersizlik çeken illüzyonda kimler ya da neler varsa onlardan da biraz uzaklaşmaya başlarsın. Siz de iyi ki varsınız canlar. Birbirimizin rüyasında misafiriz. Bak öğrenmişler tüm. Artık bir noktadan sonra aldık kabul ettik bile diyemiyoruz. Zaten sensin ya. Kün ol dersin. İçindeki haktır senden bunu diyen ve olur. O bir şey dediği anda olmama ihtimali yok. Sen onu da yaşarken zamanının ne zaman olduğunda bilme haline yaşarken geçersin. Ben yine bir noktada şöyle bir şey yaşamıştım. Bu noktaya gelmek için sana soruyorum. Moderatörlüğü de bırakmıyorum. Yani kün olma hali ve kendini sevme hali tamamen fark etmediğin kurban bilincinden çıktıktan sonra. Kurban bilincinde olduğumu asla düşünmüyordum bir noktada. Çünkü hep kendimi şöyle hissediyordum, yani şuyum var, buyum var, böyleyim, şöyleyim falan diye. Sonra, ya bunu da önce anlattım ama yeniden anlatıyorum birden. Ve ben hep filmlerle artık ne izlediğimle değişiyor, dönüşüyorum. İzlediğim her şey bana çünkü sistem okutuyor. Ve sürekli kaplanların Ceylan'ın yediği sahnelerle karşılaşıyorum. Aa, Allah Allah, bunlarla niye bu kadar karşıladım? Nereye gitsem bir onlar oynuyor belgeselde. Ben kurban bilincinin olma ihtimalim yok yalnız söyleyeyim, yani mümkün değil yani, öyle bir güçlüyüm yani, anladın mı, hani ego gücü. Ondan sonra bütün sistem bana kurbanların ceylanları yedirdiğini göstermesinin sebebi inanılmaz derecede kurban bilincinin de olmamış ve bunun asla farkında değilim. Bunu gördüğüm noktada ve bunu anladığım noktada o kurban bilincini kendimde derinlik gözleyip bitirdiğim noktada, mesela şu kurban bilincidir arkadaşlar. Paylaşım yapıyorsunuz. AK Parti, CHP. AK Parti'ye attı, CHP'ye atladı, battığınız soğanlar çıktı. O zaman bana kimse şunu söylemesin. Hala kendinden başka bir gücün varlığını kabul etmek kurban bilincidir. Ve sen kurban bilincinde olduğun sürece hiçbir zaman bu kül frekansı erişemezsin diye düşünüyorum. Aynen öyle. Evet. Emin. Sürece. El emin, Allah'ın acizliği diye bir şey yoktur yani. Dolayısıyla ne kadar büyük ener hak olduysan, onda yok olup, onda aşk ile var olduysan, en büyük frekans olmaya doğru gidiyorsun. Orada kurban bilinci olmaz, orada kurtarıcı kimliği de olmaz, orada hiçbir kimlik yoktur. Sadece oluş ve varoluş vardır, mevcut olma hali vardır. Bir yapan varsa bir olan yoktur. Arkadaşlar demiş, kün frekansını çalıştıramıyorum. Kün frekansını çalıştırmaya çalışan zaten yapandır. Yapan varsa zaten olan yoktur. Sadece olmak. Sadece olan anda beyninde boşlukta olan o boşluktan kün frekansını indirebilir. Aynen öyle. Sen burada olmaya çalışmak kün frekansı değil ki. Evet. Hiç olabildiğin kadar, boşluk olabildiğin kadar aynı zamanda varlığı oluşturabiliyorsun. Yavaş yavaş toparlayalım hocam. Bu ikinci telefon şarjı da bitiyor. Yayını kaydetmemiz için. Buradan, sen kaydedersin. Buradan devam da olur. He, tamam. Kahve yapayım mı? Bunlar benim kahve makinemi bilemez. Ben yapıp geleyim. Kahveyi siz devamlı. Kim ne içiyor? Türk servisini yoksa Nescafe mi? Fark etmez ya. Aa yok olay. Dur, ben şey, Türk kahvesi. Türk kahvesi mi? Nasıl yapayım? Orta. Yani bir kahvedersin demedim. Akışa teslim olmak çok güzel. O her şeyin en iyisini bilir, verir senin için. İhtiyacımız olan tek şeyi görmek ve şükretmek. Ne güzel çözmüşsün siz şimdi. Sistemi çözen akışa iman eder. Akışın iş oluş fiil sıfatlarla gelenin Allah olduğunu farkındadır. Neye direnç göstereceksin? Demin söylüyordu bir tane canımız. İşte hocam, karşımdaki bazı insanlardan tiksiniyorum.
Yani kendinde kabule geçemediğin şeyleri dış aynanda gördükçe, sen kabule geçemedikçe, hazmedemedikçe, onu dönüştürmeyle ilgili bir şey yapmadıkça, onu yok saydıkça dış aynalarında kendini izliyorsun. Kendinsin o. Yapamadıklarını, içine attıklarını dış aynanda yapabilir hale geldiğini gördüğün zaman kıskançlık çalıştırıyorsun, ego çalıştırıyorsun. Tükaka diyorsun. Aslında iç benliğinde var, onu istiyorsun. Ama kalıpların yüzünden zincirlerini kıramayıp ellerle ne der terör örgütünde kaldığın için dönüşümüne, tırtılın, kelebeğin tırtıl olarak kozadan çıkmasına, kelebek olmasına izin vermiyorsun. İşte o zaman aynaların hep sana negatif yansıtır. Kendi özünden memnun olmadığın, razı olmadığın, onun senden zuhur etmesine, sevgiyle akışına izin vermediğin için olur o. Canım geçeyim. Esin hocam, cinsel yönelimin artması neden olur? Bak kaçıncıya geliyor aynı soru. Biraz önce cevaplamıştınız hocam aslında. Evet, kundalini. Tepe çakradan aldığınız enerji toprak vesilesiyle kökten sağlar canlar. Aşağı doğru enerji akıtırsınız. Çakralar etkilenir bundan. Aşağı doğru enerji aktığında da kökten çıkarken cinsel enerji olarak bir uyarılma olur. Bu senin auranda da, bu vereceğim bilgi çok önemli. Auranda da meydana çıkar ve sana cinsel olarak yaklaşan birçok insan olur o dönemde. Eğer enerjiyi sağlıklı yönetirsen, kalbe sevgi frekansına çekersen, auranda daha ziyade sevgi frekansı aktif olur. Güzel insanları çekersin etrafına. Evet. Canlar. Hocam buradan bir el sallayın. Burayı kapatalım. Çünkü telefon şarjı Öpüyorum. Bitmek üzere ikinci telefonumuz. O hangi sayfadan açtı? Bu Esin'e şifa enerjisi. Evet. Tamam, evet, buradan evet. Kapatıyorum. Evet, iyi geceler canlarımız. Evet. Hande'yi devam. Evet. Hande'nin programı devam. Bu telefonumuz ikinci telefon, ısındı çünkü. Kapatıyoruz. Evet. İyi geceler buradan yani sizlere. Büyük enerji böyle akışları zamanında telefon